seninle bizzat Üstad Ronald tanışmamı istediği için buradasın. Sen eskiden Polat Alemdar'ın yakın arkadaşıymışsın ha? Evet. Bize ulaşmak için mi Safiye'ye yaklaştın? Yoksa Safiye'ye ulaşmak için mi bize yaklaştın? Size ulaşmak için Safiye'ye yaklaştım. Ama sonra ona aşık oldum. Safiye evleneceğinizi söyledi. Öyle mi? Uygun görürseniz evet. Bugün Polat ölmemiş olsa, çıkıp gelse ne derdi acaba? Kesinlikle istemezdi. Bence de. Safiye'ye de söyledim. Seni gözüm hiç tutmadı. Çıkabilirsin Cahit. Patron, Kane geldi. Kane burada. Birazdan oradayız. Umarım seni çok bekletmedim Kara. Sırf senin şu halini görebilmek için gidişimi erteledim. Sen de hem bekletiyorsun hem gevezelik yapıyorsun. Ne yapacaksan yap artık. Son duanı etmeye başlasan iyi olur. Neden korkacağım? Son duamın kabul olmasından. Nedir durum Akif? Mekana iki yerden girebiliriz efendim. Ön ve arka tarafta toplam 15 Armageddon üyesi var.
Timur. Siz Akif'le bizden haber gelince arka kapıdan giriş yapacaksınız. Abdüley. Ön girişteki adamları etkisiz hale getireceğiz. Tamam abi. Hadi. Johnny. Efendim, baskın var. KGT. Çözün şunu. Geldim Kane. Abdüley. Cahit'in de selamı var. Küllerini nereye göndermemizi istersin? Beni öldüremezsiniz. O niyeymiş o? Yaşadığıma dair gerekli yerlere mesaj iletmezsem birçok yerde bombalar patlayacak. Duydun mu Abdüley? Duydum abi, duydum. Aramıza hoş geldin Abdüley. Cahit'le konuş, bombaları halletsin. Aa,
Kane öldü. Efendim. Orhan aracında ölü bulunmuş. Nasıl Akif? Bir bilgi yok efendim. Aynı olay yerinde. Sen de git Akif. Güvenmediğin kimseyi olay yerine yaklaştırma. Evine de bir ekip yollayın. Ben giderim abi. Ben evini biliyorum. Vakıf konusunda yapmamız gerekenler de tamamlandığına göre yarın Türkiye'den ayrılıyoruz Març. Benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Henüz buradaki işlerimi bitiremedim. Bunu konuşmuştuk. Yüce Majesten'in kararını biliyorsun. Eğer sadece Eli'den bahsediyorsan Amerika'ya gidince bunu düşünmek için yeterince zamanın olacak. Eli konusu sizin tahmin ettiğinizden çok daha önemli, Üstad Ronald. Onu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kane bu gece Türkiye'deki işini bitiriyor. Sen de yarın hazır olmalısın.
Efendim, Armagedon timine operasyon yapılmış. Müfettiş Kane'den haber var mı? Efendim, operasyondan sağ kurtulan kimse yok. İlk bulgular intihar ettiğini gösteriyor. Bugünkü bütün telefon kayıtlarını istiyorum annene. Tamam, araştırıyoruz. Cebinden bu iki zarf çıktı. Üzerlerinde senin adın yazıyor.
Akif. Orhan'ın evine bizden önce girip ne varsa alıp götürmüşler. Bir ekip gönder incelesin. Kane karadan intikam almak için gitti. Ve intikam hırsıyla kendi sonunu hazırladı. Bu senin için de bir uyarı olmalı Marge. Senin zaafın da eli. Ve bunu maalesef herkes biliyor. Kane için gerçekten üzüldüm. Ama bu benim eli hakkındaki planlarımı değiştirmeyecek. Bence planlarını ertelemelisin Margaret. Şu andan itibaren burada kaldığımız her dakika büyük tehlike altındayız. Cahit haklı. Daha fazla risk almadan bu gece buradan ayrılmalıyız. Riski göze almaya hazırım. Ben Yüce Majesten'in talimatı gereği ülkeden ayrılmak zorundayım Cahit. Ancak Marge'ın bu aşamada ikna olmayacağı çok açık. Senden bu konuda yardım istiyorum. Ne yapmamı istiyorsunuz? Onun buradaki işlerini bitirdikten sonra sağ salim Amerika'ya dönmesini sağlamalısın. Margaret, Yüce Majeste için çok özel birisidir. Bunu yaparsan mutlaka mükafatını alırsın. Efendim, Orhan'ın üzerinde iki mektup bulundu. Bunu memleketindeki annesine yazmış. Bunu da size yazmış. Gerçek sahiplerine. Ben hayatımı vatanıma, devletime adadım. Bu uğurda her şeyi göze aldım. Davam uğruna yaptığımı düşündüğüm şeylerin vatan hainlerine hizmet ettiğini idrak etmem varlık nedenimi ortadan kaldırmıştır. Tek tesellim ölümümün bu ihanetin bertaraf edilmesine vesile olacağına dair ümidimdir. İhanetin iç yüzüne vakıf olduğumdan kendimin ve ailemin sürekli tehdit altında olacağını hissediyorum. Bu durum beni ister istemez hakikati aydınlatmaktan alıkoyacaktı. Buna meydan vermemek için hayatıma son veriyorum. Son isteğim ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde hep dalgalanmasıdır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Hakkınızı helal edin. Vatan sağ olsun. Lütfen beni affet. Hakkını helal et. Orhan'ın telefon kayıtlarını inceledik. Ölmeden önce son görüştüğü kişi gün içerisinde Savcı Yahya'yla da iletişime geçmiş. Bu telefonun Ulağa ait olduğunu düşünüyoruz. Neyi bekliyoruz Akif? Gidin bulun adamı. Efendim, anlaşılan Ulak bu konuda uzman. Telefon görüşmelerini hareket halindeyken yapıyor. Sonra takibe takılmamak için telefonun pilini çıkarıyor. Abi,
Bu adamlar şimdiye kadar kendilerini fark ettirmeden hareket ettiyse, bundan sonra onları bulmamız da kolay olmayacak. Sen bu konuyla ilgilen Abdüley. Akif, sen de savcı suikastini gerçekleştirenleri bir an önce bul. Savcı suikastin arkasında karının olmadığını öğrensin. İyi geceler Raskol. Ben Marge. Seninle konuşmak istediğim özel bir konu var. Raskol özel konuları telefonda konuşmayı sevmez. Ben de baş başa görüşmeyi tercih ederim. Anlatacağım şey benim için gerçekten çok önemli. Raskol seni dinleyecek. Ne zaman ve nerede? Raskol sana haber verecek. Arayan balodaki şanslı kadın mı? Evet. Ne istiyormuş? Raskol. Geldin Cahit. Sağ ol abi. Yüz yüze görüşmek istediğin şey nedir? Anlat Cahit. Yeni baronun kim olduğunu öğrendim. Vahap Kuzuzade. Emin misin Cahit? Eminim abi. Balo da benimle görüştü. Son operasyonları kimin yaptığı şimdi anlaşıldı. Ne zamandan beri baron olduğunu bilmiyorum. Daha önce onun adının bile konuşulduğunu duymamıştım. Vahap Kuzuzade en başından beri Türkiye'de tapınakçıların yaptığı her işin içindedir. Onun icazeti olmadan kimse hareket edemez. Ama bunca yıldır hiçbir zaman o koltuğa kendi oturmamıştı. Şimdi buna karar verdiyse büyük bir plan var demektir Cahit. Kim var yanında işlerini yürüten? Hakkı Bafralı. Seninle kendi mi tanışmak istedi? Ranalt aracı oldu abi. Vakıf kuruluşu için yapılan baloda başkalarının yanı sıra benimle de görüştü. Seninle tanışmasına şaşırdım. Kuzuzade'nin seninle çalışmak isteyeceğini düşünmüyorum. Haklısın abi. Zaten görüşmemiz de kısa sürdü. Bana hiç güvenmediğini söyledi. Seninle ilgili ne biliyor olabilir? Abi vakıf meselesinde Safiye ile çalıştığımı biliyor. Safiye'ye yakın olmamdan memnun değil gibiydi. Tapınakçılar ne zaman ayrılıyorlar? Ranalt dün gece Kane'in ölüm haberini aldıktan sonra ayrıldı Türkiye'den. Margaret ise hala burada. Elif için bekliyor. Evet abi. Şansını sonuna kadar zorlayacak. O kadın artık senin için çok daha önemli Cahit.
Elif'e olan zaafını kullanarak bundan sonra atacağın adımlar için kapıyı o açabilir. Abi tapınakçılar gidiyorlar. Vahap da beni yanına yaklaştırmayacak. Önceliğim tapınakçılar mı olmalı yoksa Vahap mı? Ben tapınakçıların Amerika'ya kesin dönüş yaptığına inanmıyorum. Sen de oraya gitmeye çalış. Bakalım orada neler dönüyor. Merak etme, yakında Vahap sana ihtiyaç duyacak. O seni çağırıncaya kadar ondan uzak duracaksın. Yaklaş. Ne görüyorsun? Bir sonraki hamlenizi görebiliyorum. Ben ise tuhaflık görüyorum. Bu detayı bu resimde göremiyorum. Bu parçanın da burada işi yok. Cahit'le ilgili ne öğrendin? Cahit uzun zamandır tapınakçılarla çalışıyormuş. Efendim, şimdiye kadar sadık bir profili var. Hatta üstadın hayatını kurtarmış. Sen bugüne kadar hiçbir adamının Polat'a ihanet ettiğini gördün mü? Efendim, Polat öldü. Ya Polat yaşıyorsa? Yaşasaydı adamları böyle dağılmazdı. Hatta en yakın adamlarından biri arkasından filmini yapıyormuş. The Alemdar. Yakında vizyona girecekmiş. Adam ölmüş. İlla canlandıracaklar bir şekilde. Bizim iş adamlarına söyle, kimse Polat'ın filmine reklam vermesin. Prensip olarak şiddet içerikli dizilere ve filmlere karşıyız. Bunlar durmazlar. Filistin, Milistin, hatta Vatikan filmi bile yaparlar. Tanrı korusun. Emredersiniz efendim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Orası boş. Oraya yerleşebilirsin. Sağ ol.
geceler zor geçer. Ama merak etme, zamanla alışırsın kardeş. İstediğiniz gazeteleri getirdim efendim. Yalnız çok yormayın kendinizi. Beni bunlara yem mi edeceksiniz? Hiçbir şey yapamazlar. Sen merak etme. Nasıl yapamazlar abi? Vurdular beni. Büyük bir Bahadır atlattın. Ama inşallah iyi olacaksın. Ne yapsalar planımızı bozamayacaklar. Ben burada güvende miyim? Beni aldır burada. Sen sakin ol. Orada bizim çocuklar var. Unutma. Her şey istediğimiz gibi olacak. Savcı suikastını gerçekleştirenler sorgudalar. Bil bakalım arkasından kim çıktı? Mete. Onun da suyu ısındı artık. Gel. Ulağan telefonu sinyal verdi. Savcıyla bağlantıya geçti. Güzel. Savcıya bir geçmiş olsuna gidelim o zaman. Şu dosyayı da önüne atayım. Neyin ne olduğunu anlasın. Ben de şu ulağı takip edeyim. Neredeymiş bu ulak? Telefonun sinyali kesildi. En son nerede kaybettiniz sinyali? Oranın adresini ver bana. Tamam. Vahap Bey, ikinizden de çok memnun. Yaptıklarınızdan dolayı size teşekkürlerini iletmemi istedi. Kendisi bizimle ne zaman görüşmeyi düşünüyor? Zorlu bir haftaya giriyoruz. Vahap Bey bazı görüşmeler için bugün yurt dışına çıkmak üzere hareket etti. En yakın zamanda sizlerle görüşeceğinden eminim. İbrahim Bey'le görüştüm. Medya şirketlerinin satışı için bana öncelik tanıyacağına söz verdi. O konuda sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Bir an önce işlemleri tamamlayıp yönetimi devralın. Acil olarak yerine getirmeniz gereken görevler bu dosyalarda. Önce savcı, şimdi de bu gazeteci. Bu eylem büyük yankı uyandıracak Hakkı Bey.
Kasetlerde bir sorun yok. Vekillere istediğimizi yaptıracağımızdan eminim. Ama iletişime geçmek biraz zaman alacak. Ben vekille gerekli ön görüşmeyi yapacağım. Siz üzerinize düşeni yapın, yeter. Abi müsaitsen bir şey söylemem gerekiyor. Fısıldamayı bırak da söylesin ek. Depoda bir sorun çıkmış. Ne sorunu? Depoyu boşaltmışlar abi. Son sevkiyatta gelen malların hepsi gitmiş. Bizim malımızı hem de bizim mekanımızdan kim çalıyor sinek? Çocukların dediklerine göre Agon'un adamları. Kim bu Agon? Neyin nesi? Bizim çöplükte ötmeye kalkan Balkan çetesinin başı. Yok mu bunların yeri yurdu da? Bulalım çökelim. Koparalım başını ha? Kızım, ne olur zorla da olsa ye şunu. Bak beni de daha fazla üzme. Ama ablamsın diye her şeyime de karışamazsın. Benim sana karıştığım yok. Ama sen benim ismimi yasa dışı olaylara karıştırıyorsun. Ha? Şöyle. Şş, kızım. Sen de gel. Sen de mi yemeyeceksin? Bir deniz iki oldunuz. Hayda. Leyla Türkmen. Ziyaretçin var. Kimmiş? Neyin nesiymiş bu? Savcıymış, savcı. İyi misin güzel kızım? İyiyim babacığım. Leyla Hanım'ın eşyaları yukarıda kontrol ettiler. Burada bir sıkıntın var mı evladım? Yok babacığım. Burada hiçbir sıkıntım yok. Benim sıkıntım içimde. Kardeşimi hatırladıkça keşke onu hiç tanımasaydım diyorum. Vicdanımın sesi susmuyor. Kendini harap etme evladım.
Senin bir günahın yok. Daha kötüsü var içimde. Ben bunca zaman kıvrandım. Bir insan öldürdüm diye. Şimdi kardeşimin katili karşıma çıksa bir an bile tereddüt etmem. Bunları sana söyleten çektiğin acı. Sen böyle biri değilsin. Sen dünyadaki adaletin terazisi olmayı seçtin. Ben artık Savcı Leyla olamam babacığım. Bunu hissediyorum. Haklısın. Sen eski Leyla olmazsın. Sen şimdiden sonra her genç kızda Esra'yı görecek. Tıpkı kardeşine kol kanat gerdiğin gibi başkalarının da hayatını değiştireceksin. İçimdeki bu acı bir gün dinecek mi baba? İntikam ateşi sönecek mi? Acı dinmez evladım. Seni kandıramam. Ama zamanla onunla yaşamayı öğrenirsin. İnsan bazen acıdan da güzellikler devşirebilir. Ama bu asla intikam yoluyla olmaz. İntikam seni düşmanına dönüştürür. Aslanı unutursun. Gitip gidersin. Görüşme bitmiştir. Evladım, güçlü ol. Kendini bırakma. Beni merak etmeyin babacığım. Geçti kuzum benim, tamam. Hadi gel, ben seni yatağına yatayım. Hadi. Anlamadım ki. Hadi. Tamam canım benim. Geçti kuzum, geçti. Hadi. Tamam, geçti. Ağlama artık. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol anneciğim. Tamam, geçti. Geçti kuzum. Tamam. Geçti. Sakin ol. Tamam Mineciğim, bak ağlama artık. Ben de üzülüyorum. Şşş. Savcıymışsın sen, öyle mi? Arabanın şu anki konumunu gönderiyorum. Ne işin var senin burada? Yarım bıraktığınız işi tamamlamaya mı geldin? Suikastı yapanları bulduk. Bunun arkasında Metaymar ve adamları var. Bana düzmece raporlarla gelmediğin ne malum? Karayı aklamaya çalıştığınızı biliyorum. Bu kadar saf olmam.
Seninle işleri bitti. Şimdi de harcamaya çalışıyorlar. Dosyayı incelersen bütün ayrıntıları bulacaksın orada. Kendi planları için seni harcayacaklar. Sana inanmıyorum Akif. İstersen ara bir de Ulak abine sor. Şakir abine. Ne diyorsun kardeşim? Ben Ulak Mulak tanımıyorum. Az önce siyah bir araba geldi mi? Görmedim abi. Şuraya bak ya. Allah Allah. Şerefsiz adam. Arabasının boyası aktı. Mahvetti gitti buralara. Az önce çıkan beyaz arabanın plakasını göster.
açtır. Volkan, plakasını söyleyeceğim arabayı takip et. Hemen koordinatlarını istiyorum. Ömer Bey, Leyla'yı iki kere aradım. Telefonu kapalı. Elif'in doğum gününü unutması mümkün değil. Ben Leyla ile konuştum. Gelemeyeceğini söyledi. Biraz yoğunluğu varmış. Ben Elif'in gönlünü alırım sonra dedi. Allah Allah. Çok mühim olmasa gelirdi muhakkak. Ben bir masaya bakayım. Elif'i çağıralım mı? Önce benim sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele vardı. Tabii ki kızım. Buyur konuşalım. Size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben hayatımla ilgili önemli bir karar aldım. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Cahit'i tanıyorsunuz. Kısa bir süre önce ben de tanıdım onu. Biraz ani oldu ama... biz evlenmeye karar verdik. Cahit, sen bu meseleyi hala halletmedin mi ya? Sevindim güzel kızım. Bu ne güzel bir haber. Sen bizim kızımızsın. Cahit de bizim evladımız. Bu kararınıza çok sevindim. Allah tamamını erdirsin. Keşke Cahit'i de getirseydin. Belki daha sonra. Her şey hazır olduğuna göre ben Elif'i getireyim. Açma. Tamam, şimdi açabilirsin. İyi ki doğdun bir tanem. Canım. İyi ki doğdun Elif'im. Güzel kılsın evladım. Hadi gel bakalım. Şimdi mumları üfle. Gel bakalım. Pastanın karşısına geç. Gel. Hadi bakalım, şimdi mumları üfle. Yok, önce bir dilek tutacağım. Aferin sana, bravo. İyi ki doğdun Elif'im. Ne dilek tuttun bakalım? Babamın artık gelmesini diledim.
İnşallah dileğin gerçekleşir güzel kızım. Burası. Bir planın var mı Pusat? Var. Ön kapıdan gireceğim. Ne oluyor lan? Abi, Baltazar baskına geldi. Ne? Kaç kişiler? Kalabalıklar abi. Çabuk. Çalınmayacağını bilmiyor musun? Bilmiyordum. Söylediğin iyi oldu be Baltazar. Başka bir şey yoksa işimize bakalım. Bunlar da akşamki arena ruletimizde mezemiz olur Pusat. Buyurun Hakkı Bey. Nasılsınız Sayın Vekilim? Nasıl olalım Hakkı Bey? Malum seçim çalışmaları. Pazar gününü bekliyoruz. Tahmin ediyorum yoğun olduğunuzu. Ama bizim için 5 dakikanız vardır umarım. Ne demek? Her zaman. Sarp Bey önemli bir konuda sizinle kısa bir görüşme yapacak. Elbette. Ne zaman olur bu görüşme? Dur oğlum, dur.
günler sayın vekil. Yolunuzdan alıkoyduk, kusura bakmayın. Rica ederim. Sadece 5 dakikanızı alacağım. Buyurun, elbette. Lütfen buyurun. Bu ne rezalet? Bence de. Hatta devamında daha neler var neler. Yalan bunlar. Bana anlatabilirsiniz. İnanırım. Peki tam da seçim arifesinde seçmenleriniz inanır mı? Bu uydurma görüntülerle bana ne yaptıracağınızı sanıyorsunuz? Biraz daha izleyin isterseniz. İnsanlar size mi inanır, gördüklerine mi? Ne istiyorsunuz benden? Bu zarfta izlediğiniz CD'nin bir kopyası var. Evde bir daha izlemek istersiniz diye. Ha. Bir de istifa dilekçesi var zarfta. Eğer bu görüntüleri herkesin izlemesini istemiyorsanız, bizden haber geldiğinde partiden istifa edeceksiniz. Korkmayın, yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda da istifa edecekler var. Nerede kaldı bu? Bilmiyorum ki ne zaman çıkacak. Ender Bey. Ender Bey lütfen, bugünkü yazınızla ilgili çok kısa bir görüş alabilir miyiz? Ben sözümü gazetedeki köşemde söylüyorum. Ayrıca röportaj vermiyorum. Röportaj değil, çok kısa zamanınızı alacağım. Efendim, savcı Yahya Koz'un düzenlediği operasyonlar yüzünden saldırıya uğradığını yazmışsınız. Bunu sadece ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Silahlı saldırıdan yaralı kurtulan savcı Koz'un hayatının hala tehlike altında olduğunu neye dayanarak yazdınız? Aldığınız duyumlar mı var? Hem KGT Başkanı Akif, hem de Kara savcının hedefindeydi. Bunu hepimiz biliyoruz. Akif de, Kara da elini kolunu sallayarak dolaşırken savcının güvende olduğunu söyleyebilir misiniz? Herkes de konuştuğunu bilecek. Herkes haddini bilecek. Ah!
bana karşı ne hissettiğin umurumda değil. Sevip sevmediğini sormayacağım bile. Bu işi derhal bitireceksin. Safiye evleneceğinizi söyledi. Öyle mi? Uygun görürseniz evet. Cahit. Ne düşünüyordun? Hiç. Dün neden haber vermeden kayboldun Cahit? Vahap Bey benimle tanışmak istedi. Onun yanındaydım. Öyle mi? Seni sıkıştırmadı inşallah. Evleneceğimizi neden söyledin ona? Evlenmeyecek miyiz? Bunu onunla konuşman hoşuma gitmedi. Kusura bakma, buna bozulacağını düşünmedim. Vahap amca seninle ilgili sorular sorunca senin işine yarar diye öyle söyledim. Cahit, yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Tapınakçılar. Artık buradan gidiyorlar. Demek artık onlardan kurtuluyoruz. Març gitmeden önce muhakkak Elif'i almaya çalışacaktır. Març'ı ben halledeceğim. Sen merak etme. Artık Elif için bir tehdit olmayacak. Bana güven. Yaşadığı sürece her zaman tehdit. Ben halledeceğim dedim. Tapınakçılar gidiyorsa sen ne yapacaksın? Abimin intikamı? Benim planımda bir değişiklik yok. Ben sonuna kadar gideceğim. Ama onlar benimle ilgili ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ne yaparsak beraber yapacağız Cahit. Seninle ilgili düşündükleri plana beni de dahil etmek zorundalar. Utanmadan suikasti üstümüze yıkıyorlar. Bize düşürmeye çalışıyorlar. Kim bunlar usta? Türkiye'de oyunu yeniden kuruyorlar Kara. Biz de bütün hazırlığımızı ona göre yapacağız. Biz memleket için oraya buraya koştururken bunlar içeride cirit mi atıyorlarmış? Evet Kara. Burada yarattıkları kaosla yeni bir düzen kurma planları vardı. Daha önceki planlarını nasıl bozduysak bunu da engelleyeceğiz. Benden ne istiyorsan hazırım. Şimdi nereye gidiyorum usta? Aslında Suriye'de şiddetler pek rahat durmuyorlar. Türbedardan aldığımız bilgiye göre Süleyman Şah türbemiz civarlarında orayı koruyan askerlerimizi taciz ediyorlar. Tamam. Kalkıp gidelim usta. Şimdilik orada yeterli tedbirler alındı. Peki arkasında kim var bu şedidin? Elbette İsrail. Şedidi kullanarak bizi Suriye'de savaşa çekmeye çalışıyorlar. Herhangi bir durumda müdahalemizin ağır olacağını biliyorlar. Anlaşıldı. Bekliyoruz yani. Peki ben bu arada Abdüre'ye mi yardım edeyim, Akif'e mi yardım edeyim? Sen bir süre hiç kimseye görünme. Topladığımız süvarileri daha fazla bekletmeyelim. Henüz gitmediğimiz uç beylerimizden gelen haberler de umut verici. Aramıza yeni katılımlar da olacak.
Senden istediğim, bir an önce eğitim çalışmalarına başla. Siyah sancağın en kısa sürede hazır olmasını istiyorum. Nereye? Görev beni bekler. Artık dinlenmeniz gerek Savcı Bey. Çok yoruldunuz. Merak etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacak. Arabayı tespit ettik. En son Beykoz'da bir mahallede görüldü. Ben de geliyorum. İlginç bir adamsın Raskol. Beni böyle bir yere getireceğini hiç tahmin etmezdim doğrusu. Raskol'un sürpriz yapmayı sever. Hoş geldin Raskol. Eğlence birazdan başlayacak. Sence hangisi kazanacak? Ne yapacaklar şimdi? Sence hangisi kazanacak? Şu. Diğeri kazanacak. Ne
kol kazandın. Seni erken tanımayı çok isterdim. Ne yazık ki eğlencemiz kısa sürecek. Bir yere mi gidiyorsun? Amerika'ya. Ne zaman? Halletmem gereken çok önemli bir işim var. Kızım düşmanımın elinde. Onu almadan hiçbir yere gidemem. Eğlencenin tadını kaçırmayayım. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hoş bulduk Kardinal Hazretleri. Bizim için ne sürprizler hazırladınız? Ne dersiniz sevgili dostum? Bu defa inanayım mı? Yüzyıllar sonra İstanbul'u yeniden alacak mıyız? Tanrı izin verirse tabii ki. Öyleyse bunun şerefine benim sürprizime geçebiliriz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Son zamanlarda İslam müziğine merak saldım. Bu parçayı Yeni İstanbul için bizzat seslendiriyorum. Teveccüh göstermişsiniz efendim. Dinler arası diyalogda benim de bir katkım olsun istedim. Aynı zamanda dünyanın her yerinde bize hürmet gösteren okullarda da okutulacak. Anlıyorum efendim. Lakin tebaanız üzülmezler mi? Kaydı çalın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la al sese dönüştürün. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Yohanna 1.
34. ayet. Single'ımı çok yakında muhterem beye de postalayacağım. Beğeneceğini ümit ediyorum. Ona şüphe yok efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Ülkemizde pek çok alanda ve pek çok yöntemle zihin manipülasyonu yapılmaktadır. Senin bu alanda en kritik bulduğun gelişmeler nelerdir? Askeri sahada çeşitli nörokimyasallar, elektromanyetizma, hipnoz ve benzeri tekniklerin silah olarak kullanıldığını biliyoruz. Bence asıl tehlikeli olan günlük hayata sızan, insanları kuklaya çeviren teknikler. Ne gibi? Subliminal mesajlar. Ha. Gizli telkinlerden bahsediyorsun sen. Evet efendim. Modern dünyada bu gizli telkinler arzularımızın peşinden gitme dürtüsünü pompalıyor. Aslında kendi tasarladığı arzu nesnelerinin peşinden gitmemizi güdülüyor. Aynen öyle. Asıl tahammül edilmez olan organik bağlarımızla oynamaları. Organik bağlarımız derken? Mesela İstiklal Marşı bir Türk için standart donanımdır. Bu tür değerler üzerinde yapılacak oynamalar bizim eksenimizi kaydırabilir. Yapılmış örnekleri var mı? Irak'ta bu alçaklığı Kur'an-ı Kerim üzerinden yaptılar. Dağıttıkları CD'lerde ayetlerin arasına direnme, teslim ol gibi subliminal mesajlar yerleştirdiler. Irak'a son müdahalelerinde de bunun semeresini aldılar. Aynen öyle efendim. Bunlar için bir filtreleme sistemi var mı? Efendim, Rusya böyle bir sistem kullanıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim de artık bu koruma sistemine sahip olmamız lazım. Vatandaşların can sağlığı yanında zihin sağlığı konusunda da tedbir almak zorundayız. Kesinlikle efendim. Sosyal neuroscience uzmanlığı olmadan bir savunma stratejisi düşünülemez. Neyse ki artık bu konuda çalışan uzmanlarımız var. Lütfen gözlüğünüzü alın. Ben söylemeden takmamanızı rica edeceğim. Tebrik ederim. Çalışmalarınızın her aşamasından haberdar olmak isterim. Memnuniyetle efendim. Dileğim
kabul olmadı. Babam gelmedi. Onu çok özledim. Kişi sevdiğiyle her daim beraberdir güzel kızım. Nasıl? Baban senin gönlünde, sen de onun gönlündesin. Uzaklık sadece bedenleri birbirine uzak eder. Eğer seviyorsan hep onunla birliktesindir. Baba? Baba! Baba! Baba? Kızım. Geleceğini biliyordum babacığım. Seni çok özledim babacığım.